Hepinize merhaba. Biz şimdi evden çıktık. Okul alışverişine gidiyoruz. Önce bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da alışveriş bizi bekliyor. Tekrar görüşürüz. Bye bye. Biz şimdi heykele geldik, değil mi? Bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra da çarşıya okul alışverişine çıkacağız. Ama önce karnımızı doyuralım. Çok acıktık. Tekrar görüşürüz. Çok mu acıktın anneciğim? Çok mu acıktın? Evet. Afiyet olsun. Anneciğim bakalım şimdi sırayla. Pijama takım mı? Çok güzel. Pijaması yok. Pijamasını böyle yapamıyorum. Geldim annem. Kaçta 26 lira mı yazıyor? 26. Evet, 26 liraymış. Çok güzel. Tam mevsimlik, evet. Evet, çok tatlı var. Bir de şöyle de var. Bu da pullu yıldızlı. Bunun fiyatı ne kadarmış bu hırkanın? Bu 35.95'miş. Bu daha pahalıymış. Oo, burada da çok güzel şeyler varmış. Biz eve geldik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir sürü poşet yığınları. Pazartesi günü okulumuz açılıyor. Dolunay ikinci sınıfa gidecek inşallah. Ve biz de alışverişe çıktık. İşte alışverişlerin hepsini de sizinle paylaşacağım. Ama ilk öncelikle hemen ben şunları göstermek istiyorum. Çünkü kızlarım sabırsızlanıyor. Puzzle aldık kızlara. Onun için bir an önce yapmak istiyorlar. Hemen onların puzzle'larını göstereyim size. Ondan sonra yine alışveriş çekimine devam edeceğim. Anneme geldim şimdi zaten. Şu anda annemdeyim. Bayağı yorulduk. Saat 12.30 birden beri yani çarşıdayız. Şu anda saat 6.30 olmuş. Yeni geldik eve. Annemde bir kahve içeceğiz. Ondan sonra da çekime devam edeceğim. Şimdi önce bunları göstereyim size. Ondan sonra dediğim gibi kahvemizi içelim annemle. Bir yorgunluğumuzu atalım. Ondan sonra da geri kalan aldıklarımızı sizlerle paylaşacağım. Hemen şimdi şu puzzle'ları göstereyim size. Kızlarım yapmaya başlasınlar. Sabırsızlanıyorlar çünkü. Şöyle Hello Kitty'li. Bunları BKM'den aldık. Hello Kitty'li bir yapboz. Dolunay'ın yapbozları var. Daha küçük tabii ki parçalı, daha büyük olduğu için. Aslında bunu özel olarak Dilay için aldık. Özellikle Dilay için aldık. Daha küçük olduğu için 4 yaşında. Bunlar daha iri parçalardan oluşuyor. Daha kolay yapar sıkılmadan. Tabii ki ablasıyla birlikte yine yapacaklar. Ablasının da hoşuna gitti Dolunay'ın da. Bir de şöyle üçlü olarak şöyle sayılardan oluşuyor. Yine bir yapboz. Ayrı ayrı bunlar. Bu da BKM'den. Arkasında şöyle boyama yapabilirler. Bunları ben hemen vereyim onlara. Çünkü ikisi de sabırsızlanıyorlar. Ondan sonra kahvemizi içelim. Tekrar görüşelim. Masaya. Tamam. Annen
Şimdi anne bizi oynarken çeker. Evet. Evet. O zaman daha ne alabilirim? Dur, çöpleri alalım. Küçücük yer. Hadi bakalım siz oynayın anneciğim. Biz de anneanneyle mutfakta kahvemizi içelim. Ondan sonra geleyim tekrar yanınıza. Tamam mı kuzum? Tamam. Ondan sonra ablalara, teyzelere aldıklarımızı gösterelim. Biz kahvemizi içmeye başladık annemle. Kahve gerçekten insanı dinlendiriyor. Bütün yorgunluğunu alıyor. Değil mi? Evet. Bizim kahve keyiflerimiz meşhur zaten annemle. Annemle karşılıklı dairelerde oturmamızın da avantajı zaten. Bol bol keyif yapabiliyoruz o yüzden annemle. Tekrar görüşürüz. Ben geldim. Şimdi kahvemizi içtik annemle. Biraz dinlendik. Ondan sonra vloga dedim annemle başladım. Annemle devam ediyorum. Hemen size aldıklarımı hızlıca göstereyim. İlk önce BKM'den yaptığımız alışverişlerle başlayalım. Şöyle öğretmenimiz ihtiyaç listesini verdi. Öncelikle şunu belirteyim. İhtiyaç listemizin birçoğunu yani kırtasiye ürünleri alanında birçoğunu zaten annem almıştı. Dolunay'a, tabii ki sadece Dolunay'a değil, Dilay'da olduğu için aynı şeylerden tabii ki o da istiyor, o da seviyor etkinlik yapmayı. Aynı şeylerden ona da alındı. İşte boya kalemlerinin bazıları, kırtasiye ürünleri, işte not defterleri falan, resim defteri, onları Şok ve A101'den annem almıştı. Şimdi geri kalan ihtiyaç listemiz vardı. Onların alışverişini yaptık bugün de. Şöyle okul defterleri bu şekilde. Bunlar işte biri matematik defteri olacak, Türkçe defteri, İngilizce defteri ve hayat bilgisi defteri olmak üzere 4 adet böyle defterimiz var. Resim defterini daha önceden almıştık zaten dediğim gibi. Bunlar plastik kapak bu şekilde. Bu defterleri BKM'den aldık. Sonra yine BKM'den böyle not defteri, bu Dolunay'ın kendi beğendi. Artık buna ödevlerini falan yazar. Şu şekilde. Bu not defterleri 2 liraydı. Dilay da bunu seçti. Bu da yine bu şekilde. Düz yapraklı. Şöyle. Bunlar not defterleri. Sonra kitap ayraçları aldık. Kitap ayraçları da tanesi 2 liraydı. Bu benim. Şöyle püskülü var. Bu Dilay'ın. Bu da flamingolu Dolunay'ın. Bunlar da bu şekilde. Bakıyorum BKM'den aldıklarımızı. Evet. Sonra sözlük. Bu yıl sözlük de isteniyor. İkinci sınıf olduğu için. Şöyle resimli sözlük. İlkokullar için. Evet. Bu Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış. Şu şekilde. Resimli Türkçe sözlük. Bir saniye eşim geldi sanırım. Da zile bastı. Annemdeyiz aşkım. Annemizim. Sonra atasözleri ve deyimler sözlüğü. Bu da imla kılavuzu. Bunlar da bu şekilde. Bunların hepsi BKM'den de bakıyorum. BKM'den başka bir şey yok. Ondan sonra şöyle yedek olarak okul tişörtü, okul forması aldık bu eteği. Uzun kollu iki tane vardı. Bir tane eteği, iki tane pantolonu vardı. Pantolonu boşalmışız sanırım. Çünkü geçen kış çok da sert geçmedi Bursa'da. Bir de kumaşı da böyle hatır hatır pantolonların hiç rahat değil. Kızım hiç rahat edemedi, sevmiyor. O yüzden genelde etek giymeyi tercih etti. O yüzden dedik ki bir tane daha bu yıl yedek etek alalım. Kışın iyi olur, kurutmada sıkıntı yaşamayız. Yıkar ve yedeğine
giyer. Bu şekilde. Bu da işte iki tane uzun kollusu vardı. Bir tane kısa kollusu. O yüzden şimdilik dedik bir tane daha kısa kollu alalım. Çünkü bir ay daha sanırım kısa kollu giyebilirler. Üzerine hani hırka falan serin olursa alıp da o şekilde. Olmazsa bir arada çıkıp yine bir tane daha uzun kollu alacağız. Yalnız fiyatlar gerçekten uçmuş. Yani şu arkadaşlar 35 lira. Bakar mısınız? Nesi var yani? Etek 55 lira. Yani başka bir şey demiyorum. Gerçekten. Aynı sene 2-3 çocuğu okula gidenler de var. Düşünün yani. Ya da bir de sıfırdan bunları almış olsaydık o zaman işte üstünün hırkası, yine tişörtleri, yedekleri falan derken kim bilir kaç para tutardı yani. Gerçekten fiyatlar çok fazla. Sonra şöyle şoktan pirit. Ondan sonra bunu farklı bir kırtasiyeden aldık. Şöyle yeşil kalem ve mavi kalem. Dediğim gibi bu kırmızı kalemler, işte kurşun kalemler, silgiler vesaire, sulu boyalar falan, onları daha önceden annem almıştı sağ olsun. Marketlerden, aktüel ürünlerden. Bir de şoktan şöyle bir kalemlik aldık. Böyle ister bu şekilde de ikili olarak kullanılabiliyor. İkiz kalemlik diye geçiyor. Şu şekilde de olabilir. Bu da 3.95. 4 lira değil yani. Sonra BİM'e uğradık. Bundan da şöyle 24'lü olarak kuru kalem. Hemen her rengi var. Çok güzel. Bu şekilde. Bunun fiyatı tam aklımda değil yalnız, kuru boya ne kadardı BİM'de. Yalnız şunun fiyatını net olarak söyleyebilirim. Bu cuma günü aslında aktüel ürünlere gelecek. Bilginiz olsun. Bence gidip alın, bayağı da stoklu, bayağı getirmişler yani. Her rengi de vardı bu dış çantası olarak. 18 TL Monami'nin. Monami de bayağı kaliteli bir marka zaten. Pastel boyası çantalı böyle. Bunu da işte birini Dolunay'a, birini Dila'ya. Şöyle. Burada da etiketleri var. Dilay da arkadan duyuyorsunuz sesini. Duyuyor. Pek mutlu bugün. Çünkü ne alındıysa kendisine de alındığı için, ablasının ne varsa kendisinde de var. Şöyle iki kız olunca böyle oluyor işte. Birini alsan birini almasan olmuyor. Böyle bu şekilde şu etiket kaldı. Bu 18 lira. Kaçlıymış bu? 18'li. 18 renkten oluşuyor. Bunlar da böyle BİM'den aldıklarımız. Sonra şimdi de Waikiki alışverişimize geçeyim. Elsi Waikiki'ye uğradık. Bir de Elsi Waikiki'de şöyle, buna bayıldım ya. Bunu artık yazın giyerler. Yaz sezonu için aldım seneye. Kaçırmak istemedim. Çünkü süper indirimli bir fiyata aldım. 7.99, 8 lira deyin. 8 liraya bu şekilde şöyle göstereyim. Şu detayına bayıldım. Böyle atlet tarzı puantiyeli, hem Dila'ya hem de Dolunay'a. Bu da Dila'yınki. Bunlar 8'er liraydı. Ondan sonra şöyle bir Dila'ya mevsimlik uzun kollu işte penye. Pamuklu bir dokusu var. Pamuklu bir kumaş. Yumuşacık. Şöyle. Kendisi beğendi bunu zaten. Bunun fiyatı 19.95. 20 lira. Ondan sonra yine bir uzun kollu da Dolunay'a aldık. Dolunay da bunu kendisi beğendi. Pudra pembesi şöyle. Uzun kollu. Bunun da dokusu pamuklu. Bu da 16.99,
10 lira, 17 liraymış bunun da fiyatı. Eve gidiyorlar sanırım. Babaları geldi çünkü. Sonra böyle hırka. Yine pudra pembesi, pudra renk. Bu da 26.99 lira, 27 lira. Bunun da yeri çok güzel. Aynısından yine aynı renk dolunaya da aldık. Bu şekilde. Şöyle düğmeleri şöyle minik minik çok kibar. Elsie Bike 2'den aldıklarımız da bunlardı. Bunları hemen şöyle koyalım. Ondan sonra kendi aldıklarıma geçeyim. Şöyle bir buji tericiden küpe aldım. Üçlü olarak şöyle yakından göstereyim. Çok hoşuma gitti. Bunlar şurada deniz atı var. Deniz yıldızı var. Bu neymiş? Bu herhalde deniz kabuğu gibi yapmışlar. Çok tatlı. Üçlü olarak böyle. Bu böyle. Sonra buna bayıldım. Kaçırmak istemedim. Sansiro parfümeriden aldım bunu. Ve fiyatı da bayağı uygun geldi. Hem de kullanışlı. Çünkü şöyle açayım. Hemen göstereyim. XP'nin. Şöyle açıyoruz ve tatam. Burada hem kontür, şurada allığı var. Burada bronzer'ı ve highlighter'ı var. Dördü bir arada olduğu için çok kullanışlı geldi. Ve 27,5 lira fiyatı. Fiyatını da duyunca gerçekten kaçırmak istemedim. Hemen aldım. Çünkü denedi de bayan. Hemen kendi elinde gösterdi. Şu highlighter'ın parlaklığı gerçekten çok hoşuma gitti. Bir de bu allık da aynı şekilde bayağı parlak şeftali tonunda bir allık. Ve bayan dedi ki hani bunu far olarak da kullanabilirsin dedi. Hem far olarak işte hem bronzer olarak da kullanılabilirim. Bu şekilde. Kameradan da belli oluyordur sanırım. Bayağı simli allığı da. Şu da highlighter'ı. Bayağı yoğun bir pigmentasyona sahip. Çok beğendim bunu da. Böyle. Bu da XP'nin 27,5 lira. Bir de şöyle kolye aldık kızlara. Nazar boncuklu. Bu da çok tatlış. Evet, bunu da kendileri beğendiler. Buji tericide. Çok tatlış durdu. Kızlarıma nazar değmesin inşallah. Şimdi ben hemen buraları toplayayım arkadaşlar. Bu arada cumartesi günü de arkadaşımın kızının doğum günü vardı. Oraya gittik. Daha önceki vloglarımı izleyenler bilirler, bahsetmiştim. İşte yıllardan beri görüştüğümüz anneli kızlı bir grubumuz var. Yani bir 20 yıldır görüşüyoruz net yani ve annelerimiz de aynı şekilde hep sürekli sık sık bir araya geliyoruz. O arkadaşlarımızdan birine gittik, Nursel'e. Zaten şimdi izleyeceksiniz onu, doğum gününü. Nursel'in kızının doğum günü vardı. Buradan tekrar nice mutlu, sağlıklı, uzun ömürlü yaşlara diyorum Defne'ye. Şimdi hemen bunun arkasına o biraz orada kısa bir çekim yaptım. Hemen siz onları izlerken ben de yemek hazırlamaya başlayayım. Eşim geldi çünkü. Çekimi de yarıda bırakmak istemedim. Hemen tamamlayayım dedim. Şimdi hemen yemeği hazırlayayım. Biz yemeğimizi yerken siz de o görüntüleri izleyin. Doğum günü görüntülerini. O da gerçekten çok keyifli geçti. Bugün kızının doğum gününe geldik değil mi Defne'nin? Evet. Anneannesi de burada. Bunlar benim can dostlarım. Yıllardan beri annelerimizle görüşüyorlar. Öyle. Görüşürüz tekrar.
Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Kızılar. Dur sakın üfleme. Hadi çekin. Sen poni seviyorsun ya. Ben. Defne atçı zaten. O da dolunayı. Ha? Açma hiç konu yok. Ay, ay, o da Dilek'in dolunayın. Dur şu küçük kardeşi. Hadi sarılın birbirinize hepiniz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere diyorum. Vlogumu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma eğer hala abone değilseniz, abone olarak da destek verirseniz çok mutlu olurum ki daha güzel içeriklerle daha sık videolar gelsin. Çünkü abone sayısı arttıkça, beğeniler, yorumlar arttıkça tabii ki daha da motive oluyorum ben. O zaman daha da sık vloglar gelecek. Daha güzel içeriklerle inşallah. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşça kalın.